Alt küme ve öz alt küme sayısı. Bir önceki videomuzda bir kümenin bütün alt kümelerini yazmayı incelemiştik. Şimdi ise kısa yoldan bize alt kümeler sorulmayıp da adedi sorulursa alt kümelerin bunların sayısını nasıl bulabileceğimizi inceleyeceğiz. Bir küme ele alalım. A kümesi ve bunun eleman sayısı n olsun. Bir kümenin eleman sayısını biliyorsak, bunun alt küme sayısını bulmanın ve öz alt küme sayısını bulmanın formülü vardır. Alt küme sayısı bir kümenin eleman sayısı biliniyorsa 2 üzeri n'dir. N burada kümenin eleman sayısını göstermektedir. Öz alt küme sayısına gelirsek, öz alt küme sayısı. Bu ise öz alt kümeler kümenin kendisi dışındaki alt kümelerine verilen isimdir. Yani kümenin kendisi bir tane alt küme olduğu için 2 üzeri n'den 1 çıkartılır. Öz alt kümeler kümenin kendisi dışındaki alt kümelerine öz alt kümeler denir. Kümenin kendisi dışındaki alt kümelerine öz alt kümeler denir. Yani burada çıkartılan birin kümenin kendisi olduğunu net olarak bilmeliyiz. Alt küme sayısı ile öz alt küme sayısı arasında topu topu bir fark olacak. Şimdi örneklerimize başlayalım. 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı ve öz alt küme sayısı 4 elemanı var. Alt küme sayısı 2 üzeri 4 olacak. 2 üzeri 4. 2 üzeri 4, 2'yi yan yana 4 defa çarpacağız. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16 sonucu gelir. Bu alt küme sayısı. Öz alt küme sayısına gelirsek bunun bir eksiği olacak. 2 üzeri 4 eksi 1. 2 üzeri 4'ün 16 olduğunu bulduğumuza göre 16 eksi 1'den 15. Öz alt küme sayısı. Bir başka örneğimize geçelim. Alt kümesi sayısı bulmak kümeler konusunda gerçekten çok önemlidir. Çok fazla soru ihtimali gelmesi muhtemeldir buradan. Şimdi 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısından kaç fazladır? Şimdi 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 5'tir. 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 4'tür. Kaç fazla olduğunu bulmak için bunları birbirinden çıkartırız. 2 üzeri 5, 5 tane 2'yi yan yana çarpacağız. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 üzeri 4'te ise 4 tane 2'yi yan yana çarpacağız. 2 çarpı 2 çarpı 2.
Burası 5 tane 2'yi çarparsak 32 eder. 4 tane 2'yi çarparsak 16 eder. 16 fazladır. Görüleceği üzere bir kümenin eleman sayısını biliyorsak onun alt küme sayısını hesaplamak inanılmaz derecede basittir. Şimdi tersten birkaç işlem yapalım. Alt küme sayısı verilsin. Biz kümenin eleman sayısını bulalım. Alt küme sayısı 128 olan küme kaç elemanlıdır? Bize burada alt küme sayısı verilmiş. Yani kümenin eleman sayısı soruluyor. 2 üzeri n 128 etmiş. 2'nin kaçıncı üssü 128 eder? Yan yana ikileri çarpmaya başlayalım. 2 kere 2 4. 1 2 daha 8. 1 2 daha 16. 1 2 daha 32. 1 2 daha 64. 1 2 daha 128. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 64 128. Tamam, doğru. Kaç tane 2 oldu? 1 2 3 4 5 6 7. 2 üzeri 7'nin 128 olduğunu anladık. Yani bu kümenin eleman sayısı 7'dir. Kaç tane 2'yi çarptığımızda bu sayıyı verir diye düşünüp kaç tane 2 çıkıyorsa kümenin eleman sayısı zaten otomatikman o olacaktır. Bir başka örneğimize geçiyoruz. Öz alt küme sayısı 63 olan küme kaç elemanlıdır? Öz alt küme sayısı 63 ise öz alt küme sayısının formülü şudur. 2 üzeri n'den 1 çıkartılınca 63 etmiş. 1'i karşı tarafa atarsak 2 üzeri n eşittir 64 olur. Kaç tane 2'yi yan yana çarpınca 64 eder ona bakacağız. 2 çarpı 2 4. 1 2 daha 8. 1 2 daha 16. 1 2 daha 32. 1 2 daha 64. 1 2 3 4 5 6 tane 2'yi çarpınca 64 etti. N burada 6 olarak bulunur ki bu küme 6 elemanlıdır. Bize öz alt küme sayısını verirse 2 üzeri n eksi 1'i 10'a eşitler. N'in kaç olduğunu bulduğumuzda da kümenin eleman sayısını bulmuş oluruz. Şimdi birazcık daha dozajı arttırarak bir iki soru daha çözüp bu videomuzu noktalayacağız. Alt küme sayısı ve öz alt küme sayısı bulma bu şekilde. Bundan sonra çok daha önemli noktalarına geleceğiz. Sınavlarda sorulabilir sorularına doğru yaklaşacağız. Alt küme kombinasyon ilişkisi ve burada bir alt küme sayısı bulmayla ilgili yine özel bir durum o incelenecek. Şimdi buraya geldiğimizde şöyle bir soru. Alt küme sayısı ile öz alt küme sayısı toplamı 63 olan küme kaç elemanlıdır? Öz alt küme sayısı ile alt küme sayısının toplamı 63. Alt küme sayısı 2 üzeri n'dir bir kümenin. Öz alt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1'dir. Bu ikisi toplandığında 63 etmiş. Eksi 1'i diğer tarafa atarsak 2 üzeri n ile 2 üzeri n'i toplarsak 2 tane 2 üzeri n olur. 2 tane 2 üzeri n 64. Bu 2 bu tarafa bölü olarak geçerse 2 üzeri n eşittir 32 olur.
Kaç tane 2'yi çarparsak 32 eder? Buradan bakabiliriz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 5 tane. N 5. Bu küme 5 elemanlıdır. Son bir soruyla bu videomuzu noktalayacağız. Bir kümenin eleman sayısı 2 arttırıldığında alt küme sayısı 48 artıyor. Bu küme kaç elemanlıdır? Gerçekten sorulabilme ihtimali yüksek bir soru tipi. Şimdiye kadar yaptığımız sorular içindeki en kaliteli soru tipi budur. Bir okul sınavına hazırlanıyorsak kümeden bu soruyu nasıl çözüleceğini bilmeden sınava girmemeliyiz. YGS sınavına hazırlanıyorsak böyle bir sorunun nasıl çözüleceğini bilmeden kümeler konusundan soru çözmeye başlamamalıyız. Veya bunu düşünecek olgunluğa gelmediysek tabii ki. Bir kümenin eleman sayısı 2 arttırıldığında alt küme sayısı 48 artıyor. Bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n olsun. Bunun eleman sayısını 2 arttırırsak kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n artı 2 olur. Küme 2 üzeri n'den 2 üzeri n artı 2'ye geldiği zaman alt küme sayısı 48 artıyor. Yani bu 2 üzeri n artı 2, 2 üzeri n'den 48 fazla. 2 üzeri n artı 2 eksi 2 üzeri n eşittir 48. Burada artı 2 olan kısmı ayıracağız ve buradaki çıkarma işlemini yapacağız. 2 üzeri n artı 2, şuradaki 2 üzeri 2'yi ayırırsak 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri n biçiminde ayrılır. Yani o da 4 çarpı 2 üzeri n olur. Yani 2 üzeri n artı 2, 4 çarpı 2 üzeri n demektir. Eksi 2 üzeri n eşittir 48. 4 tane 2 üzeri n'den bunun önünde hiçbir şey yazmıyorsa 1 vardır. 1 tane 2 üzeri n'i çıkartırsak 3 tane 2 üzeri n olur. Her iki tarafı 3'e bölersek 2 üzeri n eşittir 16 olur. 2'nin hangi üssü 16'yı verir? 4. üssü. N eşittir 4 olur. Yani bu kümemiz 4 elemanlıdır. Yaptığımız işlemi bir daha bir tekrar edelim. Bir kümenin eleman sayısı 2 arttırıldığında alt küme sayısı 48 artıyordu. Bu kümeye ben en elemanlı bir küme dedim. Alt küme sayısı 2 üzeri n. Eleman sayısını 2 arttırdığımızda alt küme sayısı 2 üzeri n artı 2. 48 arttığına göre bundan bunu çıkarttığımızda 48 edecek. Buradaki işlemin en temel noktası 2 üzeri n artı 2'yi şu şekilde parçalayabilmek. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri n, sonra 4 çarpı 2 üzeri n. Bu şekilde çıkarmayı yapıp arkasından süreçle n'i bulmak. Bu şekilde alt küme sayısı ve öz alt küme sayısı bulmayla ilgili videomuzu noktalıyoruz. Bir sonraki videomuzda alt küme sayısı ve öz alt küme sayısı bulmaya ait özel sorular grubu gelecek. Arkasından da alt küme sayısıyla kombinasyon ilişkisini inceleyeceğiz. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.